Evet arkadaşlar, birçok kurdun bulunduğu o bölgedeyiz ve kurtların inlerini yakından görüyoruz. Çevremizde de şu an kurtlar 8 çizerek dolanıyorlar. Geliyor Soner, bak. Bak. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz kurt, bildiğiniz yabani kurt yani. Wolf dog falan kesinlikle değil. Zaten şu hareketlerinden anlaşılıyor kurt oldukları. Biraz sıkıştılar ya şimdi, saldırabildiler yani. Allah'tan inlerinde yavruları yok. Yavruları olsaydı gerçekten bizim için sıkıntı olabilirdi. Koruma içgüdüsüyle bize saldırabilirlerdi. Arkadaşlar, herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Bugün değişik bir video açılışı yapıyoruz. Elimizde eldiven, üzerimizde böyle bir görevli personel kıyafeti. Yanımızda bir veteriner hekim, bir diğer tarafımızda da kurtlardan sorumlu olan bakıcı bir abimiz var. Neredeyiz onu söyleyeyim. Bugün Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. İlk olarak videomuza kurtlardan başlıyoruz. Şimdi yemleme yapacağız. Bizzat içlerine gireceğiz abi içeriye. Tabii. O zaman abi şimdi geçelim mi içeriye? İzleyicilerimizi daha fazla bekletmeden. Kurtlara tabii şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Buradan alıp böyle tavuğu kurdun ağzına götürüp veremiyoruz. Çünkü kurtlar çok ürkek hayvanlar. Ürkek diyorum, korkak demiyorum bakın. Ürkek hayvanlar çünkü doğası gereği kendini tehdit altında hissedeceği hiçbir ortamda bulunmuyor ve zarar görme ihtimali olan hiçbir duruma mahal vermiyor. Dolayısıyla uzaktan vereceğiz beslemelerini, etleri biraz uzaktan atacağız onlara. Geçelim mi abi içeriye? Şöyle ben bunu aldım abi. Şimdi iki türlü besleme yapacağız bugün. Bu yapmış olduğumuz besleme sizin kurtları daha yakından görebilmeniz için. Diğer yapacağımız beslemede burada her zaman rutin olarak yapılan besleme tarzı. Normalde böyle içeriye girip besleme burada yapılmıyor sanırım. Evet, şu an arkadaşlar biraz önce hayvanat bahçesinde dışarıdan izlediğimiz vahşi kurtların yanlarına girdik ve bize doğru geliyor bir tanesi. Alfa olan mı abi? Evet, geliyordu, saklandı şu an pustu bir yere. Fırlatmamda sakınca yok değil mi? Evet. O zaman şöyle bir tane atayım bakalım. Duyarsa tabii. Biraz şey çekinirler biraz sonra. Aynen. Yakına gelmezler ama bize yani. Gelmezler değil mi? Gelmezler. Biz peki şu kayalıkların oraya gidip daha yüksekten görebilecek bir şeyimiz olur mu? Şimdi kayalıkların altında inler var. Ha, onların inleri var. Yani. Ha. Girdiğimiz zaman saldırabilirler yani. Ha, kayalıkların orada inleri var. Dolayısıyla oraya çok yaklaşmamalıyız. Tabii. Bunlar Hüsnü abi bildiğimiz vahşi kurt değil mi? Doğadaki yabani kurtlar. Aynen. Dışarıdan yakalanıp gelen hayvanlar değil. Bu ortamlarda büyüyüp doğan hayvanlar. Yakalama değil, bunu ısrarla söylüyoruz. Yani. Zaten şöyle biliyorsunuz ki hayvanat bahçelerinin Türkiye'de hayvanat bahçesi olmaktan daha önemli bir görevi daha var. O da rehabilitasyon merkezi. Buraya bazen geçici olarak bakım için gelen hayvanlar da oluyor. Yetişkinse ve doğada yaralandıysa eğer tedavi edildiyse doğaya tekrar salınıyor. Eğer ki doğada yaşamını sürdüremeyecek gibiyse, o yarasından dolayı doğadaki yaşamına negatif bir şekilde devam edecekse de bir ömür burada bakım altında duruyor. Bu anlamda da hayvanat bahçelerinin pozitif bir yanı da var diyelim. Ve şöyle diğer tavuklarımızı da nasıl atalım abi? Fatih abi. Valla biraz daha yaklaşalım ama onlar çekilmemiz lazım biz yani. Onların yemeleri için tabii. Değil mi? O zaman biraz daha şöyle ileriden tavuklarını atıp hemen geri hızlıca çekilelim. Şöyle Fatih abi sen de buradan alıp atabilirsin istersen bir yandan. Nacizane. Şöyle atıyoruz. Aa, bak gelişe bak. Bakarsak daha iyi olur yani. Ağaç tarafına mı şöyle? Evet arkadaşlar. Aa, ne yaptı o? Çember oluşturmaya çalışıyor etrafımızda. Bunlar bir de doğası gereği 8 çiziyorlar sanırım durdukları yerde. Evet. Öyle de bir şeyleri var. Evet. O da neden? Çok hareketli hayvanlar oldukları için sürekli enerji sarf etme ihtiyaçları var. Ondan dolayı sürekli 8 çiziyorlar. Kurtların ve tilkilerin, çakalların böyle bir özelliği olduğunu duymuştum. Sonuncusunu da atıyorum şöyle. Ve şimdi arkadaşlar tavuklarını attık. Daha fazla bir tehlike oluşmasına müsaade etmeden. Şimdi dışarıya şöyle biraz daha uzağa, kapıya doğru geçelim. Ve uzaktan izleyelim bakalım aralarındaki yemek paylaşımını nasıl yapıyorlar. Soner şu inlere bir bakar mısın? Burada kayaların altına kurtlar kendileri kazarak yapıyorlar değil mi buraları abi? Tabii. Kurtlar kendilerine kazarak kayaların altına in yapmışlar. Şöyle baktığımız zaman kurtların da bu arada gerçek hani vahşi doğada nerelerde yaşadıklarını böylece görmüş oluyorsunuz. Geliyor Soner bak. Bak. Yalnız iyi koşuyor ha. Tam onun istediği. Enerji atıyor ya. Evet şöyle devam edelim.
Burada da aynı şekilde inlerini görüyorsunuz. Geceleri burada yatıyorlar herhalde en çok. Dışarıdalar mı, içeri mi alıyorsunuz? İçeriye pek girmezler. Sadece gerçi kurt anında kaçmak için. Kurt sosyete hayvanı değil ki, o zaten hayvan zorlu şartları seviyor ya. Ona göre yaşayan bir hayvan. Bak geçiyor. Burada arkamızda. Yani bunlar kesinlikle, bazı videolarımızda izleyicilerimiz diyor ki onlar kurt değil, onlar wolf dog falan diyor da bunlar arkadaşlar bildiğiniz kurt, bildiğiniz yabani kurt yani. Wolf dog falan kesinlikle değil. Zaten şu hareketlerinden anlaşılıyor kurt oldukları. Kuyruk hiçbir şekilde yukarı kalkmıyor. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Biraz sıkıştılar ya şimdi, saldırabildiler yani. Soner, fena tutuyorlar ya, bir de ben biliyorum. Dişlere baksana. Bilimden dolayı bunlar yazın tüylerini dökerler. Hani bunun bilgisini de geçin. Kışın da tüylerini yeniden yerine dizer yani. Yazlık kışlık tüy dediğimiz tabii, değil mi? Tabii. Yazlık ince tüy diziyorlar. Tabii. Kışında daha kalın bir post tabii. Yapısı oluyor. Tabii. Kalın tüy diziyorlar. Evet arkadaşlar, birçok kurdun bulunduğu o bölgedeyiz ve kurtların inlerini yakından görüyoruz. Çevremizde de şu an kurtlar 8 çizerek dolanıyorlar. Gerçekten inlerine bu kadar yaklaşmak çok heyecan verici. Allah'tan inlerinde yavruları yok. Yavruları olsaydı gerçekten bizim için sıkıntı olabilirdi. Koruma içgüdüsüyle bize saldırabilirlerdi. Burada daha fazla durmadan hadi uzaklaşalım. Evet arkadaşlar, yerde şu an bir kurdun kuyruğunun ucundan kopmuş bir tüy kısmını buldum. Bunu da şimdi süs yapar odama şöyle asarım ben. Almamda sakınca yoksa tabii. Çok harika bir şey. Arkadaşlar, kurtlardaki beslenme şekli aile oldukları için, aile olarak beslendikleri için düzen şöyle. Aralarından şimdi bir tane alfa çıkacak. Gidecek ve kendisi yemeklerin her birisini koklayacak. Belki bir bölgede yemekleri toplayıp sırayla aile bireylerine dağıtacak. Ya da her birisinin üzerine kokusunu bırakacak ve bunlar benim. Ancak benden müsaade alarak, izin isteyerek bunları yiyebilirsiniz diyecek. Şimdi o alfa henüz çıkmadı dışarıya. Diğerleri koşuyor ama hiçbir şekilde tavuğu almıyorlar. Eğer denk gelebilirsek bunu izleyeceğiz. Denk gelemezsek de videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle çayır bir alana oturduk. Yanımızda Sevda Hanım var. Kayseri Hayvanat Bahçesi'nin sürüngenlerden sorumlu hayvan bakıcısı. Aynen. Elimizde de piton yılanlarımız var. Sizin bir sözünüz var. Bütün yılanlara zehirli gözüyle bakmak doğadaki, gerekiyor aynen. diye. Doğadaki karşılaştığımız bütün yılanlara zehirli yılan olarak bakmak gerek. Ona göre tedbirli davranmak gerek. Evet, çünkü yılan sonuçta doğadaki yine en sessiz ve sinsi canlılardan aynen. birisi. Öldürmeye kodlu hayvanlar aynen, evet. Öyle. Tamamen. Bunlar da piton. Pitonların temel özellikleri ısırarak veya zehirleyerek bir canlıyı öldürme değil, boğarak öldürüp aynen. ondan sonra aynen, boğarak öldürüp. Bir bütün halinde yutarak. Çünkü şey yok bunlarda, çiğneme olayı yok. Olayı bir yok, bütün doğru. halinde yutuyorlar doğru. ve çok uzun süreler dinlenerek yuttuğu şeye göre, hayvana canlıya göre aynen. sindiriyorlar. Aynen. Birçok izleyicimiz yılan deyince, yılan birçok insan için çok büyük bir korku. Evet. Yani bir yılanla karşılaşmak, ki küçücük mesela bazı izleyicilerimiz var, küçük bir balıktan bile bazen huylanıyorlar. Şöyle bir yılanla karşılaştığı zaman birçok insanın aklı çıkar aynen, yani. Sizin aynen. ilk yılanlarla tanışmanız nasıl oldu? Ya ben burada zaten 7 yıl güvenlik olarak çalıştım. Özel güvenlik olarak çalıştım. Oradan zaten bir aşinalık var. Hani hayvanları da sevdiğim için, ama tabii ki ilk baş başa kaldığımız... Pardon. İlk baş başa kaldığımızda farklı oluyor tabii ki, böyle yüz yüzesiniz. Değil mi? Ama sonrasında yani şöyle bir hafta 10 gün geçtiğinde hepsinin ayrı huylarının olduğunu, yani bir canlı olduğunu fark ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, yılanlarımızı gezmeye çıkarttık. Şöyle çok da kaybolmayın gözden. Siz daha bebeksiniz, çok kaybolmayın gözden. Aa Soner, bak nasıl dolanıyor. Görüyor musun? Ayağıma nasıl dolanıyor. Şuna, ona da bakar olalım da. Bir de şey özellikleri var sanırım Sevda abla, bunların buldukları karanlık ortama girmeye çalışıyorlar. Böyle kuytu, karanlık aynen, neresi aynen. varsa oraya yaklaşıyorlar, aynen, giriyorlar. Bu adamda gizlenme içgüdüleri olduğu için. Şu an mesela montun altına doğru saklanmaya çalışıyor. Aynen. Merak ediyorum, gözlemleyeceğim şöyle acaba ne yapacak diye. Bir yandan şu diğer yılanı da getirelim buraya tekrardan. Kızmazsa tabii. Yok, kızmaz o. Gel.
Şöyle gezin burada. Evet, kafayı soktu da gerisinin dışarıda kaldığından haberi yok herhalde. Deve kuşu misali. Evet, ben çok teşekkür ediyorum abla bizle ilgilendiğin için, bu yılanları bizle tanıştırdığın için. Bunlar arkadaşlar, burada el bebek gül bebek bakılıyor diyebilirim. Özel banyoları yaptırılıyor, özel bakımlar, kremlemeler yani. Ve benzeri birçok bakımı yapılıyor. Yani bu hayvanların sağlığıyla ve bakımıyla ilgili gözünüz arkada kalmasın diyelim. Çünkü Kayseri Hayvanat Bahçesi görevlileri ellerinden gelen bütün hassasiyeti bunlara gösteriyorlar. Gel o mont benim. Çık şu montumdan. Montumu bırakır mısın? Bayağı şu an yılan montumun içine girdi ve montun içinden çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle gel, bırak. Ben giyeceğim o montu. Bu arada arkadaşlar, ufak da bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir gün herkesin başına gelebilir. Pikniğe gidiyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz kırsal alanlarda. Bir gün doğada bir yılanla karşılaşırsanız, yılanla karşılaştığınız zaman mümkünse tedirgin davranışlar sergilemekten kaçının. Çünkü karşınızdaki bir yabani hayvan ve doğada sürekli ona tehdit oluşturabilecek unsurlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla siz onunla karşılaştığınız zaman gereken, yapılması gerekenin dışında bir davranış sergilediğinizde bu hayvan da kendisini tehdit altında hissedebilir ve size saldırma gereksinimi duyabilir. Dolayısıyla yine siz tetiklemiş oluyorsunuz onu. Bir yılan gördüğünüz zaman sakin bir şekilde yolunuzu değiştirmek yılanı görünce en mantıklı çözüm gibi duruyor şu an. Hiçbir şekilde de hayvanı sıkıştırmazsanız zaten durduk yere size saldırmayacaktır. Bu da böyle genel anlamda bir bilinçlendirme videomuz olsun diyelim. Evet arkadaşlar, efsane bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izleyen izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde misafir eden Kayseri Hayvanat Bahçesi çalışanlarına ve Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanımız Buket Hanım'a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanımız İbrahim Bey'e ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün burada çok keyif aldık. Kayseri'ye gelen ve Kayseri'de olan izleyicilerimizi de buraya gelip hayvanlarla iç içe gayet güzel çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabilecekleri bu ortama davet ediyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı yorumlar kısmında olumlu veya olumsuz fark etmez belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkamda görmüş olduğunuz ayılarla ilgili daha fazla video izlemek isterseniz benim Instagram hesabıma uğramayı da unutmayın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.